bankacılık sisteminin kaynak yapısına baktığımızda kaynaklarının neredeyse %80'i mevduatlardan oluşmaktadır. Oysa bir işletmenin kaynak yapısına baktığımızda kaynaklarının yarısı öz kaynaklardan oluşmaktadır. Oysa bankalarda öz kaynakların payı %15 civarındadır. Geri kalanları yabancı kaynaktır. Yabancı kaynakların da önemli bir kısmı mevduatlardan oluşmaktadır. Bu açıdan mevduatlar bankalar için çok önemlidir. İkincisi, ekonomi açısından mevduatlar önemlidir. Çünkü bir ekonominin büyümesi, kalkınması için yeni yatırımlara ihtiyaç vardır. Yeni yatırımların yapılabilmesi için de bir sermaye birikimi gerekmektedir. Mevduat sahipleri çek, senet gibi, kredi kartları gibi, ödeme tahsilat işlemleri gibi birçok bankacılık hizmetlerinden de bu şekilde yararlanmış olurlar. Dolayısıyla bankaların mevduat hizmetleri birçok yatırımcı açısından, ekonomideki birçok aktör açısından oldukça önemli. Ülkemizde tasarruf mevduat sigorta fonu bankalardaki sadece tasarruf mevduatlarını güvence altına almaktadır. 100 bin Türk lirasına kadar olan mevduatlar tasarruf mevduatı sigorta fonunun güvencesi altındadır. Diğer bir konu zorunlu karşılıklar meselesidir. Bankalar toplamış oldukları mevduatların Merkez Bankası tarafından belirlenen oranı kadarını Merkez Bankası hesaplarında saklamak zorundadırlar. Bunlara zorunlu karşılık deniliyor. Zorunlu karşılık bir taraftan bankanın mali yapısını güçlendirmek için yapılırken diğer taraftan bir para politikası aracı olarak kullanılmaktadır. Ülkedeki para miktarını ayarlamak için kamu otoriteleri, bir başka de işte Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını değiştirmektedir. Mevduatlarda zaman aşımı vardır, 10 yıldır. Eğer 10 yıl süresince mevduat sahipleri bir hareket yapmazlarsa, hesaplarını kontrol etmezlerse, onunla ilgili bir işlem yapmazlarsa bankalar bunları 10. yılın sonunda tasarruf mevduatı sigorta fonuna devretmektedir.